وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. İndi gəlin baxaq əksinə, o insan ki iman gətirmir.
Allah'a inanmıyor. Veyahut da ölenden sonra dirilmeye bu insan inanmıyor. Veyahut da inanır ama imanında zayıf. Nimet geldiği zaman ne ediyor? Allah'a mensup edemiyor. Şükredemiyor. Diyor ki ben bu nimeti yani öz ağlıma göre, öz bacarığıma göre, öz hünerime göre daha yani elde edemiyorum. Hadi ve sonra o nimeti nece geldi kalbine yöneldi. Allah'ın razı kaldığı yere yöneldi. Yine rahat olabilir. Yani şükredemediğine göre rahat olabilir. Ama musibet zamanı ise, insan var görsen ki bankrot olur veya bir gelse kapılar başını bir araştır. Üzümü olur. Üzümü vurur ve sinesini kırır ve vay şiven kokarır. Niye mesela falan keslere olmur ancak bizim aileye gelir. Yani Allah'ın görüşüne razı kalmır. Yani bu insan birinci bu hareketleriyle musibeti geri kaytarabilir. Eğer bankrot olup da başını bir araştır, kapılar kullar geri kaytarır. Veyahut da ikincisi bu insan əsəbi xəstəliyə tutur. Ve üçüncü, eğer sabretseydi büyük sağlıklar elde edecekti, onu itiriyor. Çünkü Allah Teala buyurur, اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ Yani sabredenlerin mükafatı hesapsız verilecek. Yani bu insan üçüncü bunu itiriyor. Ve dördüncü ise en dehşetlisi Allah'ın gazabını kazanır. Necek ki Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ Allah Teala bir kavmi severse onları imtihana çeker. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ رِضَى Kim o musibette razı kalarsa ona Allah'ın razılığı vardır. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْ Ve kim gazeplenerse ona Allah'ın gazeli vardır. Yani bakın yani iman öyle bir nimettir ki her bir halinde ona hayır kazandırır. Her bir halinde ona o rahatçılığı, hoşbahçılığı kazandırır. Necek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde çıkıyor ki Aceben li emri mu'min. İmmen mü'min insanı işte teeccüblenir. İnne amrahu lehu kullu hayır. Yani onun her bir işi ona hayır verir. İn asabetü serra ve şekere fetane hayır aller. Yani ona sevinç geldiği zaman, nimet geldiği zaman şükredir, ona hayır verir. Ve in asabetü darra ve sabara fetane hayır aller. Musibet geldiği zaman sabredir, yine ona hayır verir. فَلَيْسَ ذَٰلِكَ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ Tezgibü sırası. Yani olabilirler. Yani elhamdülillah yani Kur'an'da yani bu şeriyette yol gösterdik. Bazen olabilir ki bir cümle, bir ayet yani bir üstü kayda yani insanın hayatında yani büyük bir çevrişe tabi olur. Bazen de insan bununla kenarda kaldığına göre yani azap içerisinde. Ya bazen gözümüzden sıkıntıda bir öz derdini danışacak bir adam tanımıyor. Astıklık tesis takan var da şimdi. Birisi değil ki... Sana vereyim. Yok yok. Yemen içeceğim sular. Gördüm ki hayatta başı açıp deli kimi orada da geldi. Ben ona dedim ki ne olur sana? Diyor ki malımın bir hissesini elinden alın var. Ben de yırtıkabilir miyim? Malın elinden alın var bir hissesini yırtıkabilir miyim? Ben de ona dedim ki bu hareketi kim eder? Ki bu hareketi o insan eder ki onun ihtiyacı var. Tabii ki ve sonra onun var dövletini saymaya başlar. Dedim ki bu hayattaki etkinim, etkinim. Şuradaki eşyalar bir menimdir. Bir tek Bağdat şehrinde bir onun 1 milyonluk malını saydı. Bir sonra ben dedim ki Allah razı olsun. 3 günü şeref demeyiz. Biraz da danır, rahatlık var. Yani 4 bin insana sadece bir cümle yani insanın rahatlık katmasına sebep olur. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yol gösterir ki Onzur ila men huve esfele minkum. Sizden aşağıda olanlara bak. Ve la tanzur ila men huve fawqakum. Yani sizden yukarıda olanlara bakmayın. Fe innehu ecderu en la tezderu ni'metallahi aleyküm. Yani dere ettiğiniz halde Allah'ın size verdiği nimeti aşağıda ve değersiz görmezsiniz. Yani bu kayda bir an hadis bir üslubu. İnsan rahatlık tahtar edilir. Yani manası nedir? Eğer bir insanın 2 otaklı evi varsa, biri cilvaya bakmaz. Yani 1 otaklı evi olana baksın. 1 otaklı evi olan hiç evi olmayana baksın. Ama ne bakıyor insan? Biri cilvaya bakır, gözler berbezek. Sonra öz evine gelende evini bir zibillik gibi. Hansı ki hemen senin olduğu nimetten çoklar mehrum. Ve hem için diğer sıkıntılarda hastalığı olsun veya insan bankrot olur. İnsan pulu
fikri zaten. Mini tren bir hatırlasın, fikirleşsin ki insanlar var 10 mini tren. 10 mini trenler fikirleşsin ki insanlar var 100 mini tren. 100 mini trenler, 1 milyon trenler. Yani bu cür insan ne kadar yani ağır vaziyette olsa da ondan da ağırını fikirleşen de yine görür ki Allah'ın ona olan nimet. Başka birisi diyor ki ben bir hastanın yanına geldim. Gördüm ki bir hastanın şiddetinden bu adam inildiyor. Bir ben ona dedim ki sen Allah'a şükür eder ki senin daldalanacak yerin var. Yani üstüne yağış yağmur. Yağıştan, külekten korunacak yerin var. İsinecek yerin var. Ben sana üstüne hizmet eden de var. Sen hatırla o insanları bir küçük bacaya atma. Ne onların yağıştan, külekten, soğuktan korunacak yerin var. Ne de onlara hizmet edenler var. Deyir ki artık ikinci defa onun yanına geldiğim zaman bir dinlendim. Yani bir söz yani insanın teselli, menevi teselli takması. Ona göre menevi teselli diğer meselelerden daha büyük. İnsan menevi teselli tapanda ne kadar musibet zahiren büyük görünse de, ağır görünse de yani ona karşı durabilir. Ona karşı muhamet gösterebilir. Ona göre yani Allah Teala bazen insanın dəsirətinin açılığına göre görsən bunları görür ve hatta ne kadar ağır vəziyyətli olsa, çətinlikdə de olsa yani bunları düzgün karşılamasına müvəqqəl olur. Ve birisi deyir ki, mən bir insanı gördüm. Gördüm ki bu insan xəstədir, kör, kasıbdır ve üstelik de əlidir. Yani bu kadar burada problemler yaşanır. Gördüm ki bu insan müəyyən sözləri təkrarlayır. Yaxınlaşdım, eşitirəm ki deyir ki Elhamdülillahillazi faddalani ala kəsiri min ibadi. Məni yaratdıqlarının çoxundan üstün edən Allah həmdir. Yani bu sözü tez-tez təkrarlayır. Deyir ki məni yaratdıqlarının çoxundan üstün edən Allah həmdir. Şükürlər. Yani burada tercihlerinin ki, bunun neyi var? Bu hastalık, kolcu, kası, üstelik invalidi. Ben ondan soruştum ki, Rahimakallah, Allah sana rahmet etsin. Bime de fadlalar, yani Allah seni neyle üstün edin? Yani ben gördüğüm bir şey yok sende. Deyir ki, Vazahani kalben şahit ve lisanen zâkiran ve ceseden alel belâi sabiran. Ve Allah Teala mənə şükreden geldi. Zikreden dil ve musibete sabreden beden var. Ve bu da çoklarında yok. Ona göre deyik, mənim çoklarından üstün eden Allah'ım. Yani böyle bakanda bu insan kördü ama kör değil. İnsanlar var ki başındaki gözler görür ama esir kör sayı onlar. Necə ki Allah Teala buyurur, te innehâ lâ te'mel absar. وَلَاكِمْ تَعْمَلْ قُلُوبُ لَكِ اِسْمِ Bir gözler kör olmaz. Bir kör olan bir sinelerdeki gelder. Ola bilər insanın başındaki bu gözler görmüyor. Ama kalbi, vesileti gördüğü için o insan birçok insanlardan yaxşıdır. Yani Rabbini tanıdığına göre, ona boyun eğdiğine göre ve emirlerini yerine getirip, yani dadağalarından yani çekindiğine göre. Ona göre yani insanın yani en yani hoşlak anları, en hoşbeşt insan, Allah'a en yakın olan insan. Ne kadar yani bu nimetleri değerlendirir, boyun eğirse, şükredirse, Allah Teala da o kulunu mükafatlandırır. Yani huzur, sevinç ve rahatçılıktır. Yani buradan başka bir yerde vallahi olabilmez. Niye bunu arkayın diye? Çünkü Allah Teala öz kitabında buyurur ve buyurur ki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُمْ مَعِشْتَنْ دَنْكَ Kim benim zikrimden uzak olarsa, onun güzaranı, onun yaşayışı sıkıntı içerisinde olur. Yani burada zikir dediği zaman Kur'an'la uzak olarsa, Kur'an'daki emirlerden uzak olarsa, oradaki kadağalardan çekilmezse o insanın yaşayışı sıkıntı içerisinde olur. Bu ayen tefsirinde İbn-i Kesir Rahimahullah der ki vallahi o insan istediğini yesin, dünyada en pahalı yemekleri yesin ve istediğini giyinsin, en pahalı brand paltarları giyinsin ve villada yaşasın, hoşbaxt olabilmez. Bunu özünüz de tecrübeden geçebilirsiniz. Ve görürsün insanlar var, milyardın içerisindedir. Villadan çıkıyor ama üzümden zehrim arıyor. Niye? Çünkü burada olmadığına göre
insan üzmez. Yani burada o rahatçılığı, huzuru yerleştiren yani Allah Teala. Allah Teala neyin vasıtasını yerleştirir? Mutfak. Yani ona boyun eğmek. Ona kul olmakla. İnsan ne kadar yani o kulluğu yerine getirirse her bir halde, hem çekinlikte hem rahatlıkta yani Allah Teala her bir halde da onu çekinlikten çıkardır ve ona yardım edin. Ne ki Allah Teala buyurur. Aleyhissallahu bikafin abde meğer Allah Teala öz kuluna kifayet değil. Bəli, Allah Teala kuluna kifayetdir. Ama bu kimdir? O insan ki her bir halde yani Rabbinin emirlerini yerine getirir. İşleri getirəndə də çetine düşende de, rahatlıkta da, tamamlıkta, musibette de. Yani onun süperi yok. Yani her bir anda üzerine düşen vazifeni yerine yetenler. Yani bize farklı olur ki, yani Kur'an bize rehlere koydu. Bu komünizmden kalktı. Yani Kur'an ile ki mükaddes kitabdır. Ona tokunma olmaz. Ona göre Müslümanlar Kur'an'dan uzak kalırlar. Yani Kur'an bizde yalnız ölülerin kitabı kimi yadda kalır. Yani halbuki Kur'an'ın ölülerle hiçbir alakası yok. Kur'an ölü kitabı değil. Hatta insan ölende Yasin suresi okuyorlar. Yasin suresinin 70. ayetinde Allah Teala buyuruyor ki "Liyon dira men kana hayyen." Yani bu Kur'an diri olan korkmak. Diri olan çünkü burada kitap dirilerlerdir. Ey iman getirenler, namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, her dediğin, oğurluk etmeyin. Yani bu kitabın bu okuyor. Ölüye ne anlatmış? Yani ölümle ayet yok. Yani bu Kur'an düsturdu. İnsan okuyup emel ettikçe hem bu dünyasını kazanır ve hem şunu affetir. Onun göre yani Allah Teala'da Kur'an'da meselelerini eğledik. Hem de ibadette Allah'a ibadet yani ibadetini Allah'a yönelmesi ve en büyük günah günahlar içerisinde. Bazen de bizler günah için sayılır. En büyük günah Allah'a şerif koşmak. En büyük günahların en büyüğü adam öldürmekten, içki içmekten, oğlu etmekten en büyüğü Allah'a şerif koşmak. Yani ne demek Allah'a şerif koşmak? Yani Allah'a ait olan bir şeyi Allah'tan başkasından, babadan, efendiden, seyyidden, ağadan istemek. Bu en büyük günah. Yani kim bunu isterse, böyle ederse, tövbe etmezse bağışlanmır. Ebedi cehennemi kazanır ve bütün ömür boyu ettiği emeller bakıyor. Bu Kur'an ayeleriyle yani sınıfta geliyor. Hemçinin Allah-u Teala Kur'an'da her suresi 73. ayede bir misal çekiyor. Ve buyuruyor ki Allah-u Teala Ya eyyuhennâsü zûrîdâ meferun sestemiyorlar. Ey insanlar bir misal çekiyor ona dikkat edin. İnnellezîne tedûûne min dûnillâh sizin bir Allah'tan gayri çağırdıklarınız ben yahlûûdû ve ben vele müştemeûlâh. Yani onlar bir milçek yarada bilmezler. Yani sizin Allah'tan gayri çağırdıkların pirler, efendiler, şehitler, ağalar, babalar, her yoktur. Bir milçek yarada bilmezler. Bütün dünyanın pirleri bir araya gelse onu yarada bilmezler. Sonra Allah sana buyurur. وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الْلُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْلَبِهُمُ Eğer o milçek o babanın üstünden, kebrin üstünden bir şey götürse o baba milçeğin götürdüğünü geri kaytarabilmez. وَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ İsteyen de aciz, istenilen de aciz. Ne kadar Allah hakka fadidir? Allah'ın lazımınca kıymetlendirmezler. Yani insanın böyle bir hareket etmesi birbaşa Allah'a sığınır. Yani bize evladı veren, üzülü veren, bütün yemekleri veren Allah. Sonra insan der ki ben falan pirek yetiştiğim uçak olmuş. Uçağın da altın boyuyla pili verdi. Yani Allah verdi evvelinde onu pili verdi. Yani bu dehşetli bir günah var. Ama bazen de bu yani adileşir. Yani danışılmadığına göre, vurgulanmadığına göre yani adi bir şey. Belki de olabilir. Yani o hürmetli insan bir hürmetli bir hürmetsizdir. Ama olmaz. En büyük hürmet, hürmetli insan, şerefli insan Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hiç ondan istemiyor olmaz. Ona itaat olunur, ibadet olunur. Rasulün ne yoklar? Yani Rasul'du, ona ibadet olunmaz. İtaat olunur, emirleri yerine getirir. Onun kadarlarından çekilir. Namaz onun kıldığı için kılınmalı. Orucu onun kıldığı için tutmalı. Ve hacci onun ettiği için etmeli. Ama ona ibadet olunmaz. Yani ondan evlat istenilmez. Ondan ruzi istenilmez. Yani ruzi evlat ve şefadır. Ama bu yalnız...